Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar. Benim Hikayem programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimi saygıyla selamlıyorum. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımıza bugün Ferda Eşmekaya hanımefendinin yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Tabii, adım Ferda Eşmekaya. Evliyim, iki çocuk annesiyim, iki tane oğlum var. Allah başlasın efendim. Sağ olun. Bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Ne zamandan beri yapıyorsunuz? Bu işi ben 2 yıl börek salonu açtım. Ondan sonra da bir yeğenimin şeyi vardı, eşi vardı, o görmüş Devren Satlık diye geldim. Sonra bir kulak delme manasıyla girdik. Kadın bana iş teklif etti burada çalışır mısın diye. Sonradan sonra da tekrar bana dedi sen burayı devralır mısın diye bir seneden sonra. Eşim ve oğlanlarımın sayesinde, destekleri sayesinde burayı aldık, işletiyoruz. Uzun yıllardır buradasınız. Tabii 10 seneyi geçti, 10 yılı geçti. Peki bu işletmenizde neler yapıyorsunuz efendim? Yani ben takı tasarımı, sonra gelinlere taç, el çiçekleri, nikah şekerleri. Yani aklınıza ne gelebilecek her şeyi yapıyorum yani. Elimden her şey geliyor şu anda. Ürün çeşidiniz çok fazla gerçekten. Şimdi birazdan dükkanınızı gezeceğim. Bana da bir şeyler yapmanızı göstereceğim. Gerçekten çok güzel parçalar var. Ellerinize sağlık. Tabii, tabii gösterin. Peki nasıl tepkiler aldınız efendim dükkanınızı açtığınızda? Yo, güzel tepkiler aldım. Yani kız kardeşlerim, çocuklarım, eşim güzel tepkiler verdi. Yani sen bunu becerirsin, yaparsın diye ama tabii ki bir sene çalıştım, ondan sonra karar verdim kendimde. Belki çalışmadan yapsaydım, belki de ben de yapamazdım. Ama çalıştım, kendimi biraz da geliştirdim. Sonra İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim, orada gördüm, araştırdım. Ona göre de tabii ki... Kendinizi geliştirdiniz. Evet, evet, kendimi geliştirdim, yaptım yani bir şeyler. Kulak deliyorum, burun deliyorum, göbek deliyorum. Ondan sonra başka da bu kadar. Bujiter adına her şey mevcut, giyim mevcut. Evet, giyim abi, büyük beden abiyelerimiz var, küçük beden abiyelerimiz var, tesettürlerimiz var, kısa elbiselerimiz var, günlük giyimleri var. Her şey var, yok yok. Gerçekten çok güzeller efendim. Ferda Hanım'a söylemiştim bana bir şeyler gösterebilir misin diye. O da siparişlerim var. O hem onları yapar hem de sana gösteririm dedi. Evet Ferda Hanım, ne yapacaksınız? Şimdi el çiçeğimiz var. Bir de kuru çiçeğimiz var. Onları yapacağım, ben size göstereceğim. Bu kuru çiçek. Bu da fincan takımı. Bunlar ikisini takım yapıyorum ben. Bir de kafa tacımız var. Şöyle göstereyim. Bayanın elbisesi bordo kırmızı arasıymış. Böyle karışık hepsi bir şey yaptım. Hepsi bir kişiye ait. Evet, hepsi bir kişiye ait. Bu kafa tacı olacak. Bu kahve fincanı, bu da el çiçeği olacak. Küçük bir nişan kendi aralarında söz. Korona dolayısıyla. Yeni yeni başlıyor. Evet, yeni yeni başladıkları için kendi aralarında küçük bir şey olacakmış. Onun için böyle bir şeyler tamam, yapacak. O zaman başlayalım, gösterelim. Evet. Ben bunu şöyle şeyle. Bunları siz satıyorsunuz zaten. Evet, satıyorum ben. Böyle bir buket yapıyorum. Kuru çiçekleri satmıyoruz ama kuru çiçekleri çok zor bulduğumuz için satmıyoruz. Ama şu normal çiçekleri satıyoruz. Kuru çiçekleri ben hiç satmıyorum. Böyle yapıyorum. Bu da şey olaraktan küçük bir buket yaptık böyle. Onu da böyle istedi müşterimiz. Onu da böyle yaptım. Bu da küçük şurasına, yan tarafına küçük bir tane şey toka olacak. Hepsi el emeği, göz mü? Evet, evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu hemen bağladığınız zaman bitecek mi o buket? Böyle bağlayacağım, kurdale yapacağım. Bordo kurdale, krem rengi kurdaleden öyle yapacağım. Bizleri izleyen kadınlarımız için, onlar da girişimci bir kadın olsunlar, kendilerine özgüveni gelsin, iş yerlerini açsınlar, ellerinde bir meslekleri olsunlar diyorsanız ne gibi neler söylemek istersiniz ekranlarımıza? Ya önce kendilerine güvenlerini sağlarlar, ekonomik özgürlükler olur,
Yani illa dükkan açacaklar diye bir kayda yok. Evlerinde de bir sürü imkanları var onların. Her şeyi yapabilirler yani. Yeter ki kendileri istesin. Yeter ki çalışmayı istesinler. Yani ben de önceden ev hanımıydım. Sonra kendime güvenim geldi. Çalışacağım dedim. Buradayım şimdi. Çok faydasını görüyorsun. Evet, çok tabii. Biz evimizi bundan geçindiriyoruz. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bizim başka gelirimiz yok ki. Sadece burası. Önemli olan istemek. Önemli olan çok istemek tabii ki. Sabır, sabır, sabır. Çok teşekkürler efendim. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok sağ olun. Burada da çok güzel bir emziklik görüyorum. Evet, onu da biz yaptık. Şu anda var tanıtım amaçlı. İki oğlumun ismini yazdım buraya. Çeşit çeşit, rengarenk. Ne, nasıl isterlerse kendileri gelip beğeniyorlar. Biz de yapıyoruz. Kızlara ayrı, erkeklere, kızlara pembe oluyor. Veya hangi renkleri beğenirlerse onlara göre yapıyoruz. Şimdiki anneler çok tercih ediyorlar. Evet, çok çok hem de. Yani aşırı derecede. Hele yurt dışından gelenler daha çok istiyor. Onlar mesela iki tane, üç tane ayrı ayrı yaptırıyorlar. Hatta bir tane de şurada göstereyim. Tabii. Hazır. Şunlardan da çok alan var. Bunlar da... O da değişik bir evli. Evet, evet. Bunlar ithal. Kararma yapmıyor. Özellikle kız çocuklarımız ve erkek çocuklarımız için getirtiyoruz bunu. Gerçekten dışarıdan çok fazla ürün var. Evet. Çok güzel şeyler var. Evet, çok güzel bu da. Genellikle tercih edilen ürünlerden. Evet, evet. Ferda Hanım, belediye başkanımız Sayın Evrendi İçerinde size ufak bir hediyesi olacak. Bugün anısına güzel günlerde kullanın. Çok selamlarını getirdik efendim. Çok sağ olun. Aleyküm selam. Size çok selamımı söyleyin. Başlasın, çok teşekkür efendim. Ederim. Güzel günlerde kullanın inşallah. Sağ olun, sağ olun. Ellerinize sağlık. Efendim, Benim Hikayem programımızın bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Sizler de ben de girişimciyim, benim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.